Yani doğru burçaklara ait matenli masalları görüp çıkarmız. Ana beşinci masala. Doğru burçakının diagonali 6'ya, diagonalları arasındaki burçak 60 gradusga teng. Onun yüzünü topin. Yani doğru burçakının yüzünü topin. O doğru burçak çizamız. Doğru burçak diagonali 6'ya. 6 teng ekan. Diagonallari orasidagi burchak 60 gradusga teng. Demak, ikkinchi diagonalni ham o'tkazamiz. Mana bu burchak 60 gradusga teng ekan. To'rtinchi burchakning diagonallari teng, bu 6 ga teng bo'lsa, bu ikkinchi diagonal ham 6 ga teng. Uning yuzini toping. Bu to'rtinchi burchak yuzini topamiz. Buning uchun biz s teng 1/2 d kvadrat sinus fi formuladan foydalanamiz. Bu yerda fi 60 gradus. Teng 1/2 d kvadrat 6 ning kvadrati ko'paytirib sinus 60 gradus. Sinus 60 gradus ildiz ostida 3/2 ga teng. Teng 36, 36 ni 4 ga bo'lsak 9. 9 ildiz ostida 3. Shunday qilib bu to'g'ri burchak yuzasi 9 ildiz ostida 3 ga teng ekan. Navbatdagi masalaga o'tamiz. Altıncı mesela, ABCD doğru burçakının diagonali 12 ga teng ve o asos bilan 15 graduslu burçak hasıl qiladi. A3'dan BD diagonal geçe masafani toping. Bu ABCD doğru burçak çizamiz. ABCD. A, B, S, D. Diagonali 12 ga teng. Va bu asosi bilan 15 graduslik burchak tashkil qiladi. Va bitta diagonalni o'tkazaylik. Mana asosi bilan 15 graduslik burchak tashkil qilar ekan. Xo'p, mana 15 gradus bo'lsin. A3 dan diagonalgacha bo'lgan masofani toping. Xo'p, A3 dan biz diagonalni A3 dan o'tkazibmiz. Biz narigi diagonalni olamiz. Bu 3'ten bu diagonal geçe bugün masrafa 0 geteyim. Diagonal 12 geteyim. Asası ben 15 gradüslü bir şey taşkır kıladı. A3'ten BD diagonal geçe. A3'ten BD diagonal geçe bugün masrafanı tapayım. Masafa degani A noktadan tushirilgan perpendikular. Mana perpendikularni tushunamiz. Shu perpendikularning uzunligi A noktadan BD diagonalgacha bo'lgan masafa bo'ladi. Demak, perpendikularni tushirdik, mana shuni topishimiz kerak. X. X ni topamiz. Xo'p, X ni qanday topsak bo'ladi? Bu yerda ham topish yo'llari ko'p. Masalan, dastlab buni topdir, keyin uni topishga o'tishimiz mumkin. Yoki asosni topishimiz mumkin. Keling, asosni topish osonroq ekan mana bu yerda. Asosni A bilan belgilaylik. Bu holda asosni A, B, D to'g'ri burchakli uch burchakdan topishimiz mumkin. Mana bu burchak 90 gradus. To'g'ri burchak. Bu to'g'ri burchakli uch burchakda BD gipotenuza, AD asos. Mana bu. Demak, bu katet, katetga yopishgan burchak 15 gradus bo'lyapti. Bu holda A teng 12 ko'paytirib kosinus 15 gradus. Buni hisoblab qo'yishimiz mumkin, topishimiz mumkin. A topildi. Endi x ni qanday qilib topamiz? A topilgandan keyin biz mana bu uch burchakni qaraymiz. A, A, B, S, D. Voy, kelinglar, Y bo'lsin. A, Y, D uch burchakni qaraymiz. Bu ham to'g'ri burchakli uch burchak. Mana bu burchagi 90 gradus. X katet bu uch burchakda, YD ikinci katet, AD gipotenuza. Lekin biz A, X va burchakni bog'lamoqchimiz. Burchak qarshi katet, gipotenuza. Demak, sinusdan foydalansak bo'ladi. X teng A ko'paytiruv sinus 15 gradus.
Yani aynı örneğe bana bir ifadan akıyorum koyalımız. O halde teyin bolada. 12 köpaytırı kosinus 15 gradus köpaytırı sinus 15 gradus. Ha bunu yan barabında yazsak bolada. 6 köpaytırı 2 kosinus 15 gradus köpaytırı sinus 15 gradus. Ha bu sinus 2 alfa formuna göre 2 sinüs alfa kosinüs alfa bu sinüs 2 alfa geteyim. Şu formuna göre biz bunu 6 köp aytırı sinüs 2 köp aytırı 15 gradus 30 gradus diye yazışımız mümkün. Sinüs 30 gradus 1 taksım 2 geteyim. 2 bilan 6'ını kıskartırsak 3 kaladı. Şunu kalıp A noktadan B'de diagonal geçe A3'ten B'de diagonal geçe bölgen masafa 3 keten yeken. Cevap 3. Nabataki mesela ABS'de doğru 4 burçak A burçakinin AK bisektör isası. O bu kısmını uçuramız. A burçakinin AK bisektör isası BS tomonini BK 5, KS 4 kesmelerge ajratadı. 4 burçak perimetrini topin. Hop, doğru 4 burçak çizamız yana. A, B, S, D. A burçakinin AK bisektrisası. A burçak bana burçayını aldık. Bisektrisa deken ne deken? Burçayını teğen ikiye buladı. Demek bu 90 gradus olsa onun yarımı 45 gradustan buladı. 45 gradus, 45 gradus. Bu hem kere bu parışı mümkün. A, K. Demek bana böyle K. B, K, 5 keteyin. K'sı 4 keteyin. O bizi çizme, bizde çizmede bu kıskarakı okşap kaldı. Yani çizmeni biz torlayımız. Kıskarak çizişimiz gereken. S, D. Değil mi ona bir tor keten eken. O kesmelerge acıratadı. Tor burçak perimetrini topin. Demek topluş gereken arası P. Perimetre degeni törbürçayının barca tomonları yığındısı, uzunlukları yığındısını düşünemiz perimetre degende. O mesela ne işini başlayalımız? O her sefer gidiyor iki tıkır yönelişte. Bürçaylar ve kesmeler yönelişte varamız. Fakat bürçaylarının özü hem yeterliyemez. Umuman argende. Kesmelerinin özü hem yeterliyemez. O bana bu 45 gradus diyelim. Bürçay bisektör hissası. Faydalandık. Bana bu 90 gradus. Bu 45 gradus olsa doğru bürçaylı 3 bürçayını nargi burçak yiyem 45 gradus buladı. Demek bana bu doğru burçayla 3 burçayla 2 de burçayla 45 gradus çeken. Eğer 3 burçakla 2 de burçakla teng olsa o halde o teng yönlü buladı. Bu yön tamamen 5 keteyim olsa bu tamamen hem 5 keteyim buladı. 5. Yakşı. Demek bu degeni doğru burçayla bir de tamamını taptık. 5 keteyim. Bu tamamen için 5 koşu 4, 9 keteyim. Şunu yakalı biz tor tor burçayının tamamlarını taptık. Yani perimetrini tapıp koyalımız. Pratik 5 koşu 5, 10, 9 koşu 9, 18, 28. Şunu yakalı tor tor burçayının perimetri 28'ye denk iken.